29 Ocak tarihinde Cenevre'de gerçekleşecek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 yıl önce bu uluslararası toplantıyı yapalım ve Türkiye olarak bölgeye barışın öncüsü rolünü oynayacak adımı biz atalım dediği görüşmelerin yapılıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Önceliğimiz savaşın bitirilmesidir. Bu tartışmalarda masanın etrafına kimin oturacağı yaklaşımı üzerinden değil, sorunun çözümü üzerinden bir yaklaşımın öncelenmesi gerektiğinde de ısrarcıyız. Gelinen noktada yapılması gerekenin Cenevre'deki görüşmeleri Türkiye'nin sağlıksız Suriye politikasını değiştirmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmesi ve bölgeye barışı getiren öncü ülke olan Türkiye diye tanımlanabileceğimiz yeni bir döneme de adım atacak gücü göstermeyi çok istiyoruz ve hükümetten talep ediyoruz. Suriye toplantısı konusunda isim vermeden bir değerlendirmeniz oldu, PYD ismini anladınız ama Türk hükümetinin önemli bir kırmızı çizgisi var bu noktada. Dolaylı yoldan PYD'nin masada olacağı söyleniyor ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nda Türkmenlerin masada olması konusunda bir ısrar var. Sizin bu konuya bakış açınız nedir? Kırmızı çizgiler ifade eden hükümetin herhangi renkte bir çizgisi olmadığını görmüş oluyoruz. Kırmızıdan ziyade pembeleşmiş gözüken çizgiler kafa karışıklığına katkıda bulunuyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyonu çok net. Biz bölgede savaşın sonlandırılacağı her tür adıma destek vereceğimizi baştan beri söylüyoruz. PYD ile ilgili de izin verirseniz bir sorumuzun tekrar altını çizmek istiyorum. Eğer PYD'yi terör örgütü olarak ilan ediyorsa bir hükümet, o zaman o örgütün başkanını Ankara'ya davet edip muhatap almak teröre yataklık etmek değil midir? Bu soruya yanıt vermekle mükellef olan iktidardır. Onun için ben bu sorunun bir kez daha sorulmasının önemli olduğunu düşünüyorum ve masanın etrafına kimlerin oturduğunun değil, savaşın sonlandırılmasının önemli olduğunu vurgulamış olmakla birlikte Türkmenlerin o masada olması gerekliliğinin de altını çizmek istiyorum. Bizim hükümetten beklediğimiz Türkmenlerin masaya oturmasını ve güçlü bir şekilde Türkiye'nin de orada yer almasını sağlamasıdır. Bu konudaki beklentimiz açık.